kıyaslanabilir, kıyaslanmalıdır. Dolayısıyla Türkçe ile Sümerce de kıyaslanır. Hiç kimse buna ne alakası var diyemez. Kıyaslamadan göremeyiz ne alakası olup olmadığını. Dediğim gibi ben bakacağım, olup olmadığını tespit edeceğim. Sen hiç bakmadın, bakılmasını da istemiyorsun. Bu bilimsel bir tavır değildir. Bu skolastik bir tavırdır. Bu Medrese taasubunun ancak ondan beklenen bir tavırdır. Kilisenin taasubundan beklenen bir tavırdır. 21. yüzyıl biliminde böyle tavırlar olamaz arkadaşlar. Denersiniz, yanılırsınız, hatta rezil olursunuz. Ben 100.000 kere rezil olmaya hazırım. Skolastik beyni, beyni örümcek kafalı birisi olmaktansa çalışmalarımda 100.000 kere hata yapmayı tercih ederim. Özgür düşünmeyi tercih ederim. Bırak hata yapayım. Ama düşünmeyerek, girmeyerek, bakmayarak, mevcudu koruyarak beni hatadan masum kılıyorlar, beni koruyorlar. Hayır korumasınlar, kimse korumasın. Kimse de kimseyi korumasın. Evet, e, dolayısıyla dedik Türkçe ile Sümerce'nin veya başka dillerinde böyle alakasının olup olmadığını e, e, tabii ki e, hakkımız vardır. isteyenler yapacaktır. Buluruz, bulmayız. Bulduklarımızı bilimsel olarak ifade ederiz, edemeyiz. Ben bir bulguyu yazarım, paylaşırım. Ha buna itiraz edilir. Alakası yoktur denilir. Daha önce örneklerini vermiştik. E, şimdi iki dilden e, kelimeler birbirine benziyor diye verder bremeni, verder veremem şeklinde Türkçe bir etimolojiye elbette bağlayamayız. Barcelona'yı Barsilyurdu, Kurtuba'yı Kurtobası şeklinde açık da alıp da İspanyadaki bir Türk varlığından elbette bahsedemeyiz. Bunlar hatalardır. Bunlar uçuk fikirlerdir. Fakat ben bir şeyler bahsederim, elimden geldiği kadar bildiğim kadarıyla bilimsel çerçevede. Sen de bilimsel çerçevede bulursun hatasını. Hayır o öyle değil böyle dersin. Ama ben bilimsel çerçevede izah ederken sen ne alaka ne alaka deyip peşin hükümlerle peşin kararlarla bunları eğer tard etmeye kalkarsan o zaman yanlış tarafta olan sen olursun. Ben bilimi temsil ediyor olurum. Bilim ile bilim dışılığın mücadelesine döner bu iş. Bırakın hepimiz bilim içinde kalalım bilim için fikirlerimizi geliştirelim, araştırmalarımızı yapalım. Onun için e, bilip bilmediğimiz, görüp görmediğimiz konularda peşin hükümlerle e, konuşmayalım. E, evet, e, ben e, dedim yüz bin kere rezil olmaya, hatalar yapmaya razıyım. Çünkü cesurum, cesaretim var. Fakat görüyorum ki rezil olanlar bizler değiliz. Rezil olanlar ve olacak olanlar skolastik beyinlerdir daima. Evet, e, dolayısıyla e, bunlar yapıldı. Sümerce ile de, Metçe ile de, Kutça ile de, Manna dili ile de, Subar dili ile de eski çağın e, tabii ki e, incelemeler yapılacak. E, yapıldı da e, kısmen ilginç şeyler çıktı. E, evet arkadaşlar, burada e, bu dersimizde maalesef e, sunum kullanıp e, kelime listelerini gösteremiyoruz. Öyle bir teknik imkanımız e, yok. Fakat çeşitli e, dillerdeki e, Türkçe ile e, paylaşılan e, kelimeler var. Bunların bir kısmı nostratik yani çok daha geniş e, büyük ailelerin kalıntısı olan kelimeler olabilir. Bunların bir kısmı ödünçleme olabilir. Ama bir kısmı gerçekten e, soyca alınmış, atalardan alınmış orta kelimeler de olabilir. Ee, bir soy ilgisini yansıtıyor da olabilir. Ee, Türkçenin e, eski Orta Doğu'da da, e, Orta Doğu dillerinde de e, izleri var. Bu Türklerin ister oradan çıkıp Kuzey'e, Avrasya'ya göç ettiklerini söyleyelim. Bunu söylerken sistemleştirmemiz gerekir. İster Türkistan'dan Orta Doğu'ya eski çağda, bronz çağında belki daha öncesinde Türkistan'dan Orta Doğu'ya doğru göçler olduğunu söyleyelim. Ama aynı şekilde bunu da söylerken bunu da sistemleştirmemiz, ispatlamamız gerekir. Burada Türkçe'nin izleri var, orada Türkçe'nin kendisi var. Acaba kim nereden nereye geldi? Her ikisi de e, mümkündür. E, e, her iki e, durumda da e, eğer biz e, tezlerimizi iyi ortaya koyarsak. E, ...bir söz söylemek, doğruyu söylemek mümkün olabilir. Benim arkadaşlar şahsen geldiğim nokta... ...Orta Doğu'daki Türkçe'ye ait dil izlerinin... ...sonraki bildiğimiz Türkçe'nin bir kısmını oluşturduğu şeklinde. Yani... Ortadoğu'dan birileri... ...Kuzey'e doğru göç ettiler. Bugün... Son 1990'lardan beri süren arkeolojik çalışmalarda bu özellikle ortaya çıktığı gibi son 10 yıldaki genetik çalışmalar hassaten özellikle Maykop kültürünün oluşumu çağında Orta Doğu'dan kuzeye doğru Derbent üzerinden olmak üzere çoğunlukla bir gen akışının olduğunu. Dolayısıyla hem arkeoloji hem genetik Orta Doğu'dan bugünkü Güney Azerbaycan bölgesinden kuzeye doğru Halkların göçü, bazı toplulukların değişik zamanlarda göçü olduğu noktasına gelmiş. Bunlar olmuş, e, bitmiş. Oradan yukarıdan gelenlerden ziyade güneyden yukarı çıkanların o, o dönemlerde e, tarihini e, okuyoruz. Bunlar e, sonraki Türkçe'nin bir kısmını taşımış olabilir mi? Olamaz mı? Bazı kelimeleri e, görüyoruz, Orta Doğu'daki çeşitli dillerde karşımıza çıkıyor e, ama bu kelimeler e, Ural-Altay bölgesinde, Macarca haricinde e, karşımıza çıkmıyor. E, Türkçe sanki e, Sayın Gürer Gülsevin hocamızın denk çiftler dediği, e, normalde dil bilim mantığına aykırı bir yapı sergiliyor. Bu denk çiftlerin, tabii ki bunun henüz çalışmaları yapılmadı, yapılmasını bekliyoruz denk çiftler dediğimiz kelimelerin tapmak, bulmak it ve köpek it varsa köpek olmaz köpek varsa it olmaz bunlardan birisi genel olarak o cinsin ismi olmalı diğer de o cinsin bir türünün ismi köpek türünün ismi olmalı hayır it de o cinsin o hayvan cinsinin ismi köpek de o cinsin ismi biri Türkçe öbürü değil öyle bir şey de diyemiyoruz İkisi de Türkçe fakat e, i̇t kelimesinin örneğin yerli, kuzeyli Türkçe olduğunu, köpek kelimesinin Orta Doğu'dan geldiğini, Orta Doğu'dan Kuzey'e giden topluluklar, bugün bu topluluklar yoklar, e, yok oldular. E, daha sonra Orta Doğu'ya hakim olan e, Sami ve Hint-Avrupa toplulukları tarafından e, yok edildiler. Onların dil yadigarları olduğunu söylemek mümkün ama dediğim gibi bu denk çiftlerin ayrıntılı bir incelemesi olmadan e, bunu yapmak mümkün değil. Dil kıyaslarında arkadaşlar dediğim gibi öyle alışıldık şekilde bir e, Moğolca ile yapmak, bitirmek, Tunguzca ile bitirmek, öbür taraftan Macarca ile e, alıntı verintiler var, e, bilmem e şeklinde. Basite indirgemek. E, bunlar hiçbir şey açıklamıyor. Bunlar zaten yapıldı. Bunlar 200 yıldır, 250 yıldır yapıldı, yapılıyor ve bizi bir adım ileri taşımıyor. E, ancak e, vakit kaybediyoruz. E, mevcut durum soruların hiçbirini cevaplamıyor. O soru, sorduğumuz soruların hiçbirini mevcut açıklamalar bize vermiyor. E, nasıl olacak? Şimdi Altay ailesi diyorlar. Bu aileyi ispatlayacak olan e, yapı yok. Ee, öbür taraftan Ural ailesi diyorlar. Ee, Ural dilleriyle örneğin Türkçenin veya Kuzey Tunguz dilleriyle Ugorcan'ı Deniz Sinor'un belirttiği gibi ne diyor Sinor? Hiçbir dil olmasaydı sadece Kuzey Tunguzları ile Ugorların, Ugorların dili olsaydı ki bunlar birisi Ural ailesinde birisi Altay ailesinde alakasız iki topluluk. Sadece bunların dili olsaydı hiç kimse bunların akraba olduğuna itiraz etmeyecekti diyor. E Dünyada Moğolca, Tunguzca, Finca, bilmem Mordince bunlar olmasaydı, Hantice, Mansice olmasaydı, sadece dünyada Türkçe ve Macarca olsaydı, dünyada herhalde hiç kimse bu iki dilin akraba olduğunu söyleyemeyecekti, e, olmadığını söyleyemeyecekti. Herkes bu diller akraba diyecekti. E, dolayısıyla... E, dediğim gibi bir taraftan 6 ay içinde akrabalığı ispatlayacak e, ortak kelime verisinde büyük sıkıntı var. Neredeyse yokluğu anlamına gelecek. E, bakın, e, en basiti e, Türkçe ile Moğolcanların say Moğolcanın sayı sistemlerinde sadece çok rahat e, uyuşuyor dediğimiz diyebileceğimiz 4, 4 Türkçe e, Moğolca 4 ben. Ve minga o Türkçeden geçmiş olan bin kelimesi açık bir şekilde Türkçe bir verintidir Moğolca'da. Bunun dışında bir nek, iki hoyor, üç gurav, beş tav, altı zurga, yedi Dolgu, sekiz naym, dokuz yöz, on arav. Bunların hangi birisi Türkçe'ye benziyor? Hangi birisinin ki güya Türkçe ile Moğolca ikiz dil? Altay Ailesi'nin içinde bir ikiz oluyor. Nasıl ikiz dil ki? İki tane e, bu dillerin e, sayıları birbirine benzemiyor. Bu durum diğer alanlarda da böyle. Öbür taraftan e, Moğolca ile ortaklıklar e, Türkçe ile Fince arasında da var. Türkçe ile Macarca arasında çok daha fazla var. Bunları çok e, ayrıntılı bir şekilde yazdığım için burada... E, listelememiz, e, söylememiz zor oluyor. Ayrıca boğazım gitmeye başladı. Evet, sanırım e, bir saati bitirmek üzereyiz. Arkadaşlar, bu dersi daha fazla uzatmadan ben burada kesiyorum. Daha önceki e, derslerde de gördüğümüz için bunu onun bir takviyesi olarak e, görelim. E, Türkçenin e, e, Batı Kazak bozkırlarında, Güney Ural bölgesinde ortaya çıkmış. Bronz Çağı'nda ortaya çıkmış olan e, bir dil. Ha öncesi yok muydu? Öncesi de vardı. Öncesinde diğer dillerle bir ortak ataya gidiyor, birleşiyor. En azından milattan önce 2000, 2000 yıl itibariyle Andronovo Çağı'nda var olduğunu rahatlıkla tahmin edebileceğimiz bir dil olup Türkçe oradan doğuya batıya doğru güneye doğru yayılmış e, batı ve güneyindeki sıkı nüfuslu bölgelerde Türkler gittikleri yerlerde asimile olmuşlar İran'da Hindistan'da ve Doğu Avrupa'da Batı Orta Avrupa'da oralarda asimil olmuşlar fakat ee, Moğol bozkırlarına doğru giden Türkler yerlileri belki asimile ettiler. Oralarda asimile olmadılar. Doğu Türkistan'a inenler orada asimile olmadılar. Kendi kimliklerini korudular. Bu şekilde Orta Asya'nın kuzey-doğu köşesinde ortaya çıkmış olan Türklük bütün Orta Asya'yı kapladı. Ee, son derece güçlü bir dil Türkçemiz. Ee, kelime hazinesi çok zengin, son derece kıvrak, e, yapısal olarak mantıklı, güzel, Başka insanların rahatlıkla tercih edeceği bir dil. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Daha önceki insanlar kıymetini bilmişler ki korumuşlar Türkçeyi. Ancak kalabalıkların içinde Türkçe ortadan kalkmış. Normal şartlarda Türkçe korunmuş. Bizim bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Demek ki ortasıya yayılmış ve bildiğimiz... Ee, geç eski çağ, orta çağ dönemleri itibariyle Orta Asya'nın hemen tamamı sadece Güneybatı köşesindeki İran'ın Nehir bölgesi falan hariç olmak üzere bütün Orta Asya'yı hatta Orta Avrasya'yı e, kapsamış olan e, bir dil haline gelmiş Türkçe ve günümüze ulaşmış bize de düşen Türkçemizi e, geleceğimize yansıtmak, yansıtmak. Peki arkadaşlar e, önümüzdeki ders görüşmek üzere.